Hepinize merhabalar millet bir men bir be transfer haberleri ve oyun kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili Fenerbahçeli renktaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe haberlerimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız Erol Bulut istifa edecek mi? Fenerbahçe gündemi ve dev transfer. Evet sevgili seyircilerimiz biliyorsunuz ki Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ardından Erol Bulut istifa edecek mi? Etmeyecek mi? Neler gelişiyor Fenerbahçe'de? Birçok yeni haber ortaya atılmıştı. Birçok kişilere göre Erol Bulut istifa etmeliydi. Ama birçok kişiye göre de Erol Bulut Fenerbahçe'nin bu sezonki şampiyon yapacak teknik direktörü olarak gösteriliyordu. Ben de tabii ki de sizlere bunun haberini iyice araştırdım, iyice baktım ve doğru haberi buldum sevgili seyircilerimiz. Tabii ki de e, çoğumuzun beklediği haber bu. Erol Hoca yola devam edilecek sezon sonuna kadar da e, hocamıza güvenmeye devam edecek Fenerbahçe yönetimi sevgili seyircimiz bugün biliyorsunuz ki eski kaptanımız yeni sportif direktörümüz kaptan Emre Belezoğlu'nda açıklamaları vardı. Hocamızla e, gayet iyi anlaşıyoruz. Sezon sonu e, şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe'dir dediği dedi Kaptan Emre Belezoğlu sevgili seyircilerimiz ve taraftarı tekrardan adeta havaya soktu böylelikle. Fenerbahçemizde Erol Bulut'la yola devam edileceği böylelikle garantilenmiş olduğu sezon sonuna kadar hiç yoktan sevgili seyircilerimiz. Zaten Erol Hoca'nın tek eleştirilme sebebi bir doğru ilk 11'i bir türlü bulamaması. mesela bazen Serdar Aziz'i durmadan ilk 11'de kullanırken bir anda Lemos'u oraya koyması. Sonra orta sahada e, sol sayı durmadan ilk, ilk çıkardığı isim olması veya da Pelkası 90 dakika oynatmaması durmadan tartışıldı e, Erol Hoca ile ilgili sevgili seyircimiz. E, gerçekten e, yani Fenerbahçe'mizde kendisine güveniyor taraftar ama doğru ilk 11'inde bulunması gerektiğini artık düşünüyor. Sonuçta 11. haftaya gireceğiz yavaş yavaş. E, ve yani bu 10. haftadan sonra da bir takımın ilk 11'i bulunur, belli olunur diye düşünüyorum yani. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Erol Hoca Fenerbahçe'de doğru ilk 11'i ne zaman bulacak ve bu doğru ilk 11 sizce nasıl bir ilk 11 olacak? Lütfen yorum kısımlarına yazmayı unutmayınız renktaşlarım. Bu, bu arada sizler de eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanala abone olup videoma beğeni atmayı unutmayınız. Hedefim 100.000 Fenerbahçeli'yi buraya toplamak. Onu da ayrıca sizlere söyleyelim ve sakatlıklara geçelim. Fenerbahçe'de biliyorsunuz sakatlığından dolayı Lemos, Perotti ve Samat da forma giyemeyecek. Onların yerine diğer oyuncularımız oynayacak sevgili seyircilerimiz. Bu arada Sörloh'la ilgili bizlere birçok soru geliyor. Biliyorsunuz ki e, Söylö ismini hemen hemen ilk gündeme koyanlardan bir tanesi de biziz. E, sizlere söylediğim gibi yani şu anda bir gelişme yok. Oyuncu zaten e, Şampiyonlar liginde de dün ilk golünü attı. Bize attı bir de şansı ilk golü Başakşehir'e attı ilk golünü ve e, oyuncu orada da e, golünü atarak yoktan. E, teknik direktörünü memnun etti. İlk 11'de tercih değil e, gittiği takımda şu anda. E, ama e, oyuna girecek alternatifli bir futbolcu olarak gözüküyor orada. E, Fenerbahçemiz bir forvet transferi yapacak olursa Sörloha bir teklif bulunabilir. Ama şu ana kadar resmi bir girişim yok Fenerbahçe'de. Onu da ayrıca e, sizlere söyleyelim. Almanya'da çıktı bu haberler zaten ilk önce. Sonra Türkiye'mizde de baya bir Dile getirildi ama dediğimiz gibi şu anda Fenerbahçemizin forveti Samatta'dır. Sakatlığında oynayacak isim Papis Sisse'dir. Eğer Papis Sisse oynamazsa orada oynayacak isim şu anda Mametian'dır. Ki Kemal Adem'in de buçuk ay boyunca sahalardan uzak kalacağını biliyoruz. Valencia'nın sakatlığı geçti takımla birlikte. Sakatlığı yoktu zaten biliyorsunuz yaşadığı bir durum vardı. O duruma attı Allah'a hamdolsun Sinan Gümüş'le birlikte. O da antrenmanlara başladı onlarda. Sinan Gümüş de zaten Valencia'da bu oyuncular Forvet'te forma giyebilen futbolcular zor kalınacak durumda. Bu oyuncuları Fenerbahçe'miz ilk 11'de Forvet'te de deneyebilir. O yüzden geniş kapının avantajını burada bir kere daha görebiliyoruz sevgili seyircilerimiz. Ee, ama tabii ki de Fenerbahçe'nin ilk 11 Forvet oyuncusu Samat Tazır. O da en yakın zamanda iyileşip takıma katılacaktır diye düşünüyorum, umut ediyorum renktaşlarım. Altay Bayındır'la ilgili sosyal medyada birçok şey görüyorum. Ben de burada onu çok eleştirdim Altay'ı aslına bakarsanız. Ama şu anda elimizde olan en iyi kaleci Altay Bayındır Harun Tekin'le birlikte. Harun da sakatlıktan yavaş yavaş yeni çıkmaya başladı. Bugün yanılmıyorsam takımla antrenmanlara başladı. Ben olsam Harun'a şans verirdim. Altay'ın refleksleri Harun kadar iyi değil ama Harun da ayakları Altay kadar iyi değil. Ee, Taraftarlar da zaten Altay'la ilgili yavaş yavaş e, Fenerbahçe'nin e, kalesini koruyacak seviyede olmadığını düşünmeye başladılar. E, gerçekten yani tek bunu ben söylemiyorum. Instagram'da da Twitter'da da birçok bir yerde ben de e, rastladım yani Altay'la ilgili e, eleştirilere. E, tabii ki de kalecimiz sonuçta şu ana kadar Altay'a. E, yani gol yemediği bir maç var mı birkaç haftadır yok hatta bu sezon her maç gol yedi diyebiliyorum Altay'la ilgili. ilk gelen topunda gol olması gibi bir e, maalesef ki e, ortalaması var. Umarız bunu bir an önce düzeltir e, doğru ortalamayı koyar diye umut ediyorum. E, onun dışında Pelkas'ta 90 dakika oynamıyor diye eleştiriliyor biliyorsunuz e, şu ana kadar. Oyuncu 90 dakika oynamayı hak ediyor ve ona da yavaş yavaş 90 dakikada şans verilecektir diye düşünüyorum. Özellikle Perotti'nin yokluğunda kanatlarda ona çok büyük yük düşüyor. Asıl mevkisi 10 numaradır. Ne kadar taraftar 10 numara mevkisinde Pelkas oynamalı dese de Fenerbahçemizde kanatta forma giymeye devam edecek gibi gözüküyor e, Pelkas. Ha, anca nasıl olur? E, Fenerbahçemiz sol beke novalı sol ileriye Caner'i çekerse e, forvet arkasına e, o zaman Pelkas geçer. Sağ kanatta da Fenerbahçemiz e, Valencia'yı kullanır. Bu arada bunu yapabilir yani Fenerbahçemiz anca. Ee, tabii ki de geniş bir kadro var. Yani gerekirse Sinan Gümüş'ü de kullanabilir. Fenerbahçe'miz kanatlarda e, Valencia ile değiştirerek oynatabilir. Ama beklerimiz e, bence zaten Türkiye'nin en iyi beklerine sahibiz. E, önemli olan bu oyuncuları nerede nasıl e, ne zaman kullanacağımız en önemlisi diye düşünüyorum. E, dediğim gibi zaten e, hemen hemen Çoğu Fenerbahçeli renktaşım benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Doğru ilk 11 bulunduğu zaman, e, katlı oturduğu zaman İstenilen sonuçlar, istenilen üstü üstüne maç kazanmalar Fenerbahçe'de elbette olacaktır, bulunacaktır diye düşünüyorum. Unutmayınız Fenerbahçe'ye bir hafta içerisinde 9 gol atan bir takım. Önce Gençler Birliği'ne 5 tane attı ardından Türkiye Kupası'nda 4 tane gol attı Fenerbahçe'miz. Yani gol atabilen bir takımımız. E, sadece iki maç kaybettik diye e, bence moralleri bozmamamız e, yani gerekiyor. E, bakalım hep birlikte e, izleyip göreceğiz Fenerbahçe'mize nasıl bir e, serüven başlayacak. Ozan Tufan'a gelen teklifler var ki bundan sonraki bir videomda ondan da bahsedeceğim. Ozan Tufan'a yeni bir teklif var e, oyuncu e, Fenerbahçe'den ayrılabilir ama şu anda Fenerbahçe yönetimi kesinlikle oyuncuyu takımda tutmak istiyor bununla ilgili de haberim. Birazdan çok büyük bir ihtimalle sizlerle olur. Bu haberden hemen sonra o haberi de yetiştirmeye çalışacağım sizlerle ilgili ki Fenerbahçe ile ilgili hiçbir transfer haberini veyahut da hiçbir haberi kaçırmak istemiyorsanız yapmanız gereken kanala abone olup video beğeni attıktan sonra yorum atın ve zil tuşuna basınız. Eğer zil tuşuna basıp tüm bildirimleri açarsanız videolarımla ilgili Fenerbahçe ile ilgili tüm haberler telefonlarınızın, bilgisayarlarınızın, tabletlerinizin her türlü şeyin, televizyonunuzun bile ekranına gelir Fenerbahçe ile ilgili e, tüm bilgiler sevgili seyircilerimiz. Sizler Fenerbahçe ile ilgili tüm yeni haberleri öğrenirken e, ben de sizlere video attığım ve izlendiğim için mutlu olup daha çok video yapmaya e, devam ederim. İzlenmeler bazen bayağı iyi gidiyor, bazen bayağı düşük gidiyor. Onun da ortalamasını bir türlü bulamadık. Tabii ki de her haber e, 10 bin, 20 bin, 50 bin izlenecek diye bir şey yok. Ee, tabii ki de gönül ister her videomuz 100 bin izlensin en az. Ee, buna da şükür buna da hamdolsun biz yüz e, 100 izlensek de 1000 izlensek de 10 bin izlensek de 50 bin izlensek de haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sonuçta e, işimiz bu. İşimiz sizlere bizi sevenleri bizi destekleyenleri e, hiç yoktan onlar için video yapmak e, benim boynumun borcu sevgili renktaşlarım. Destek olmaya devam ediniz ee, videoları arkadaşlarınızla paylaştınız. eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen en az iki kişiyi kanalımıza abone yapınız çünkü hedeflediğimiz bir abone sayısı var ve bunu da sizler olmadan yapamam ee, lütfen etrafınızda ne kadar Fenerbahçeli varsa kanalımıza abone olup videomuza e, beğeni attırmayı unutmayınız <laughs> bunu sizler yapabilirsiniz her kişi bence bunu izleyen en az 5 abone kazandırabilir diye düşünüyorum kanala Sizlerle birlikte bunu da yaparız. Hadi bakalım sevgili seyircilerimiz görelim. Evet evet millet ben bilmem bir be. Transfer haberleri boyun kanalı ve spor kanalı Admini Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe haberlerimizi kaldığımız yerden devam ettik. Eğer hatam olduysa çok ama çok özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Ee, hepinize mutlu günler diliyorum. Mutlu günler.